Bene ardışık çift sayı demiş. O zaman m şöyle bir önce yapalım. N artı m kare m parantezin alırsak m artı n. Şimdi n gördüğüm yere de m artı 2 yazıyorum. Şu şekilde. O zaman m parantezinde 2m artı 2 oldu. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. M çarpı m artı 1 eşittir 156. Buradan 12 çarpı 13 olduğuna göre M 12 olur. N de arkadaşlar 14 olur. Toplamları 26 D şıkkı. Önce şuna bakalım. X eksi 4 yaparsak yani bir kısa kenara göre dizersek 5 tanesi yetiyor. 5x eksi 20 eşittir 20 oluyor. X eşittir 8 oluyor gördüğünüz gibi. İkincisi eğer böyle 3 tane dizersek arkadaşlar bu kısa kenarı da x, y eksi x bölü 4 demiş ya yani y eksi 8 bölü 4 demiş. Bundan 3 tane yaparsak 3y eksi 24 bölü 4 neyden küçük oluyor? 20'den çünkü 3 tanesi yetmiyor ama 4 tane yapınca 4y eksi 32 bölü 4 yapınca bu sefer 20'den de büyük oluyor. Sadeleştirirsem y eksi 8 20'den büyük yani y 28'den büyük ancak 3y eksi 24 eşittir 80'den 3y 104'ten küçük y arkadaşlar 104 bölü 3'ten küçük o zaman bu 34 olsa 102 oluyor demek ki y'nin alacağı en büyük değer 34 oldu en küçük değer de arkadaşlar 29 oldu. 29 ile 34 arasında toplam 6 sayı var ikisi dahil C şıkkı arkadaşlar bir işlemleri bir düzenleyelim. 1 artı m bölü 1 eksi i artı n eksi i bölü i artı 1 bölü i. i'yi yukarı atıyorum. Bakın i'yi ters çevirip yukarı atıyorum. Ona göre dikkat edin. Böyle olacak. Hatta bunu da kenarda çarpayım size. n i eksi i kareden. i kare eksi 1'dir. O zaman eksi eksiden artı 1 olur. Burası n i artı 1 oldu. Aşağısı da i artı 1 gördüğünüz gibi. Şimdi burayı 1 artı i ile burayı da 1 eksi i ile eşlenik yapalım. 1 artı i ile mi art, M artı 1'i ve yine 1 eksi i ile ni artı 1'i çarpacağız. Dağıttığım zaman mi artı 1 artı e, yine mi oldu. Pardon orası şeymiş i idi i çarpı i'den eksi 1 eksi m oldu ve i çarpı 1'den i geldi. Sonra burası n i artı 1 eksi n kare i'den artı n arkadaşlar ve eksi i. Şimdi m i var ve n i var. i'ler birbirini götürdü. 1 bir var 1 var artı 2 geldi bir de bu işlemleri de yapmak. Amma gıcık arkadaşlar. Yani o kadar türev yapıyoruz. Şunlar da bocalıyor insan. Mi artı ni. Buradan bir, buradan bir. iki geldi. Sonra şuradan n eksi m geldi. Paydada ne var? bir artı birden iki. Eşittir 3 i eksi 1. Buradan da i parantezinde m artı n. Sabitler n eksi m artı iki. Öbür tarafa attığımız zaman 6i eksi 2. Demek ki m artı n 6'ymış. n eksi m artı 2 de eksi 2'ymiş. Taraf tarafa toplarsan bakın m'ler gidiyor. 2n eşittir. Buradan 2 geliyor. n 1 geldi. n 1 olduğuna göre m de 5 oldu. m yerine 5 yazdım. n yerine 1 yazdım. 2 ile çarptım. 3 geldi e şıkkı. Arkadaşlar burada önce bir yerine yazalım. Şimdi bu zaten x kare eksi 3 böyle olunca. Sonra burayı hallettik artık kapatıyorum. Şimdi burada artık böyle bir x kare eksi 3 oldu. Bu da neye eşit? O zaman x gördüğümüz yere şurada x kare eksi 3 yazarsak x kare eksi 3'ün karesi eksi 2 x kare eksi 3 eksi 3 kök 2 sağdan o şeyi koyduğumuz zaman 2 eksi 3'ten eksi 1 yani açıyorum. X üzeri 4 eksi 8 x kare 9 16 da 9 6 da 15 ee, buradan eksi 3 eksi 12 artı 1'den artı 13 eşittir 0 oldu. Şimdi bu denklemin normalde reel kökleri yok. Zaten bizden x değerlerinin toplamı diyor. Bakın sorularda verilen ifadelere dikkat etmek lazım. Reel sayı mı demiş? Reel sayı dememiş. Mi? O zaman her şeyi alabilirim. Burada şöyle bakacağım olaya. T kare eksi 8 t artı 13 eşittir 0 diyeceğim tamam mı? T buradan x kare. T 1 eşittir x kare olsun. T 2 eşittir x kare. Niye iki tane böyle yazdım? Şimdi bunun deltası zaten 0 değil, çift katlı kök değil. Hatta deltası arkadaşlar e, 64 eksi 52'den böyle pozitif bir sayı. Böylece iki farklı kök var. O yüzden T 1 ve T 2 diye yazdım. Şimdi x kare eşittir T 1 dersek 1 kök t1 eşittir x olur. 2 eksi kök t1 eşittir x olur. Sonra burada da kök t2 eşittir x olur. Eksi kök t2 eşittir x olur. Dediğim gibi reel kök demediği için ilimiyle her şeyi alabilirim buradan. Toplam 4 tane x geldi arkadaşlar. O zaman sağlayanların toplamı t1. Burada yine karesini aldığım zaman t1. Burada x'in karesini aldığım zaman t2. Burada karesini aldığım zaman yine t2 gördünüz mü? Dolayısıyla burada 2 parantezinde t1 artı t2 geldi. Zaten şu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 8. 2 çarpı 8'den 16 oldu. E şıkkı. Biraz bakın sert bir soru ama son kısmı itibariyle tamamen reel kök deyip dememesine göre bütün kökleri aldım. arkadaşlar f fonksiyonu a kümesinden c kümesine tanımlıymış. O zaman f fonksiyonu birebir ancak örten değilse A'nın eleman sayısı C'nin eleman sayısından küçük olmalı. Neden? Bir örnek göstereyim bakın size. Ört birebir olduğu zaman arkadaşlar her bir eleman böyle bir tane elemana gider. X, Y, Z şeklinde. E şimdi 3 elemanlı olduğunu düşünün. Bu örten olmaması için C'nin açıkta elemanı kalması gerekiyor. Böylece bakın gerçekten A'dan büyük olması gerekiyor eleman sayısı. Birebir ve bir örten fonksiyonlarda direkt mevzumuz nedir? Bize ne demiş? Bakın B kümesinden A kümesine tanımlı demiş G fonksiyonunu. O zaman bu SP eşittir. SA olmalı. Birebir örtenin tanımında bu var direkt. Bu yüzden arkadaşlar ne diyeceğiz? Mutlak x eksi x eksi 15 eşittir x'e eşit. Mutlak değer çözümü 1. İçerisi x olabilir. Buradan 2 ee, x eşittir. x eksi 15 oldu arkadaş. Hatta pardon şu x'ler gitti. x buradan 15 oldu Mutlak değer denklemlerde sağ taraf sayı değil değişkense yerine yazmanız lazım tutuyorum diye. Koyduğunuz zaman 15 eşittir 15 oluyor. Bu sağladı. Şimdi ikinci durum. x eksi x eksi 15 eksi x, -X eşit olabilir. Normal mutlak çözüyorum. 2x eşittir mutlak x eksi 15. Buradan da birinci durum. 2x x eksi 15 olabilir. Veya eksi 2x x eksi 15 olabilir. Şimdi arkadaşlar. 2x x eksi 15 olursa x buradan eksi 15 gelir ama sorunun başına dönerseniz mutlak değerin dışı negatif olabilir mi? Hayır gitti. Sonra ikinci durum buradan 3x eşittir 15 buradan da x 5 geldi. Evet sağ tarafa 5 verdiğimiz zaman sol tarafta 5 oluyor. Bu da sağlıyor. 2 tane değer oldu. 1, 5, 1 de 15. O zaman A kümesinin eleman sayısı yerine yazdığımız zaman 15 eksi 15 0 15 olabiliyor. X yerine 5 yazarsak 5 eksi 15 eksi 10 eksi 5 çıktı ve bu da dışarı 5 çıktı. O zaman A'nın eleman sayısı 5 olduysa C 5'ten büyük bir değer olmak zorunda. Eğer A 15 olursa C eleman sayısı 15'ten büyük olmak zorunda. Bu şartlarda 5 olma ihtimali yok C'nin ama 14 23 arkadaşlar olur. 14 mesela 5'ten büyük. Belki A'nın eleman sayısı 5 o zaman 14 sağlar sağlamaz değil. A'nın eleman sayısı 15 olsa 23'te 15'i geçiyor o yüzden sağlar arkadaşlar 2-3 E şıkkı. Arkadaşlar köklerden bir tanesi eksi B artı kök delta bölü 2 A olacak. Diğeri arkadaşlar eksi B eksi kök delta bölü 2 A olacak. Yerine yazalım hangisi sağlarsa O olur. Şimdi eksi B artı B artı 8A bölü 2A veya eksi B, eksi B, eksi 8A bölü 2A. Şimdi buraya baktığınız zaman B'ler gidiyor. 8A bölü 2A'dan 4 geliyor. Burada da eksi B, eksi 4A geliyor. Şıklarda gördüğünüz gibi zaten 4 olduğu için evet köklerden biri 4D şıkkı. Bir aşamalı bir polinom verilmiş arkadaşlar. 1PY polinomu, 2RX polinomu. Şimdi önce bir py-1 polinomunun y artı 2 ile bölümünden kalan olması için burayı sıfır eşitleriz. y yerine eksi 2 yazarız. p eksi 3'ü soruyor soru tamam mı? Şimdi bakın p eksi 3 ne demek? y yerine eksi 3 yaz demek. O zaman bu polinom nasıl adlandırılacak? Eğer rx polinomu x eksi 3 ile tam bölünüyorsa bunu kullan diyor. Rx polinomu x eksi 3 ile tam bölünemezse bunu kullan diyor. O yüzden ne yapacağız? Rx polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalana bakacağız. Yani x gördüğüm yere 3 yazacağım. 3 yazıyorum şimdi R3. 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 3. kuvveti 27 çarpı 6. Artı 11 çarpı 9 eksi 6 çarpı 3. Bu arkadaşlar işlem 0'a eşit oldu. Demek ki tam bölünüyormuş. O zaman üstteki polinomu kullanacağız. Şimdi artık bu polinomda y küp eksi 2y kare artı y artı 1 polinomunun neyini bulacaktık? P eksi 3'ünü bulacaktık. Yerine yazalım. Eksi 27 eksi e, 9 çarpı 2'den 18 eksi 3 artı 1. Eksi 27 eksi 18 daha eksi 45 eksi 2 daha eksi 47 oldu D şıkkı birinci yolu uzunca düzgünce anlatacağım. İkinci yolu arkadaşlar sadece bir fikir vereceğim. Yoksa soru çok uzar. Bakın şimdi. Birinci yol şöyle arkadaşlar. Normal denklemi bulursunuz. Bu denklem tanjant alfası 4 bölü 2'den dolayı 2 olan yani 2x artı n şeklinde olan bir denklemdir. Ne yapmamız gerekiyor peki? Burada hemen x'e 0 verdiğimiz zaman y'si arkadaşlar nereden geçiyor? Eksi 4'ten. Gördünüz mü? N böylece eksi 4 oluyor. Demek ki fonksiyon fx eşittir. 2x eksi 4 fonksiyonuymuş. Şimdi ötelemeye bakalım. fx eksi 3. Çünkü sağsa ne diyorduk? Ters işaretli. Eksi 4. Buradan arkadaşlar 2x eksi 3 yerine yazıyoruz. Eksi 4. 2x eksi 8. Eksi 6 daha. Eksi 14 oldu. Bu artık gx fonksiyonu ve bunun kökü. Y'si sıfır olan yerdir. Demek ki denklemin kökü 7'ymiş. Sonra geliyorum. F x eksi 2 eksi ne demiş? 2. Ama pardon 2 birim sola demiş sağa dememiş. O zaman solsa yine ters işaretle f x artı 2 olacak. Burada da arkadaşlar 2 x artı 2 eksi 4. Bir de tabii ki 2 çıkardığımız için bu eksi 4 denklemin kendisine vardı. Bu 2 ötelediğimiz için. Böylece 2x eksi 2 oldu. Hx fonksiyonunun kökü de arkadaşlar x eşittir 1 geldi. Bu denklemin zaten kökü x eksenini 2'de kestiği için 2. Tabloyu yaptığımız zaman kökler 1, 2, 7. İşaret ne? Bakın yx'in artı, hx'in artı, fx'in artı. Bir doğrunun eğimi pozitifse o doğru arkadaşlar artandır. Baş katsayısı da artı olduğu için artı ile başlanır. Eksi, artı, eksi. Sağlayan yerler o zaman eksi sonsuzdan 1'e açık aralık bir paydayı sıfır yapıyor çünkü. Birleşim 2 kapalı 7 kapalı. Doğal sayı demiş buradan sadece 0 gelir. Buradan 6 tane sayı gelir. Toplamda arkadaşlar 6 bir daha 7 sayı olur. Şimdi 0 dediğimiz şurada tabi 0 dahil bir tane olduğu için 1 artı 6 tamam mı? Şimdi cevabımız D. Anladıysanız tamam ben birazcık daha ekstra bir yol göreyim diyenler dinleyebilir bundan sonra. Öteleme mantığıyla şunu yaparız. Aslında bence bu da çok önemli. fx eksi 3 4 dedik ya. Bu denklemin kökü bu denklemi sıfır yapan değerdir. Sıfır olması için sıfır eşitledim. fx 3 eşittir 4 olması lazım. O zaman ana denklemimize döneceğiz. Bu fonksiyon 4 yapan değer nedir? f fonksiyonu 4 yapan değer her zaman aynıdır. İsterse isterse x eksi 3 olsun, isterse 1 milyon x olsun, isterse 5 milyon x olsun fark etmez herhangi bir fx fonksiyonunu 4 yapan değer hep 4 yapar. O zaman 4 olması için şöyle bakın yapıyorum. Benzerlikten yararlanacağım. Burası da 4 birim. Burası da 4 birim. O zaman 2 ise orta tabandan 4 oldu. Demek ki içerinin 4 olması lazım. Bu yüzden x eksi 3 4 ise x 7 geldi. Gerçekten ben de benim 7 bulmuş. Sonra bakın 5'e dönüyorum. F e, fonksiyonu ne zaman 2 oluyormuş bakalım. Şöyle bir, bir şeyde 2 olacak. Burası 4 birim benzerlik. 4'ün altı oranı 2'nin 3 oranına eşittir. Demek ki içerisi 3 olunca 2 oluyormuş. Buradan da içerisinin 3 olması için 2'nin 1 olması lazım. Evet bu morla yazdığım daha zor bir yol görünebilir. Ama bence bu da görülmesi lazım. Çünkü bazı özel tanımlı sorularda sadece buradan yapabiliyoruz soruyu. deneyeceğiz arkadaşlar ama mantıklı bir deneme yapmamız lazım. Yani burada D noktasından garanti geçiyor. Çünkü tepe noktası demiş. O zaman bu parabolün denklemi A, x 4'ün karesi 6 eşittir y şeklinde. Burada soruda bence önemli nokta parabol tanımı ile ilgili bir durum. İki noktanın tepe noktasına göre simetrik olduğunu görüyorsak bunların bakın 2 ve 6 görüyor musunuz? Tepe noktasına göre simetrik 2 artı 6 bölü 2 4'e eşit. O zaman bunların ordinatları aynı olmalıydı. Buna göre arkadaşlar ya E noktası doğru değil ya B noktası doğru değil. Ya da ikisi de doğru değil. Şimdi bakın B'yi sağlatalım bir ondan sonra C sağlayan C ve A'ya göre E'nin olup olmadığını anlarız. E eğer sağlıyorsa yani bu eğrinin üstündeyse A x eksi 4 olduğu için 2 eksi 4'ün karesi artı 6 eşittir 2. Buradan da A arkadaşlar 4a eşittir eksi 4'ten a eksi 1. Kolay bir sayı geldi ya bunun üzerinden yürüyelim. Eksi x eksi 4'ün karesi artı 6 eşittir y oldu. Şimdi burada bakın parabolde yerine yazdığımız zaman a'yı bakalım sağlıyor mu? Eksi 1 eksi 4'ün karesi artı 6. Buradan burası eksi 9 oldu artı 6 eksi 3 geldi. Bakın birebir sağlamadı. Şimdi E'nin de sağlamadığını varsayıyorum. O zaman C kesin sağlamak zorunda. Eksi e, 3 4'ün karesi artı 6 buradan 5 geldi. Güzel bakın şimdi D zaten parabolün üstünde bir nokta. B sağlasın dedim. C de sağladı. Böylece E olmaz dedik. Çünkü simetrik iki noktanın ordinatı aynı olmalı. Ve sonra arkadaşlar birebir zaten sağlamadı. Gerçekten CB'de doğru bir yaklaşımla deneme sayımızı azaltmış olduk. Denklemi açalım o zaman. Eksi x kare artı 8x. Eksi 16 artı 6 eşittir y. Denklemi normal açık halini yazdım. Eksi x kare artı 8x eksi 10 eşittir y oldu. A eksi 1, B 8 ve C eksi 10 olduğundan çarpım 80 C şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada bir denklem yazacağız. Kökler burası k birim, burası k birim, burası 2k birim verildiği için bir polinomu ötelediğiniz zaman baş katsayı değişmez. Çünkü sadece ötelemişsinizdir. x eksi 2, x eksi 4, x eksi 6 fark etmez. O yüzden burada polinomun kendisinin de baş katsayısının eksi 1 olduğuna dikkat etmemiz lazım. Ne zaman katsayı değişir? Şu içerideki x'in katsayısı değişirse değişir. Bu yüzden px eşittir eksi 1 bölü 8. Buraya eksi k diyelim negatif tarafta olduğu için. Teğet olduğundan x artı k'nın karesi çarpı x eksi 2k oldu. x'e 0 verince y'si de k geliyormuş. Verelim. Eksi 1 bölü 8 k kare çarpı eksi 2k eşittir k. Buradan k'lardan bir tanesini götürelim. k küp eşittir. Gerçi k'ları götürdük. k kare oldu. k kare eşittir 4. k buradan 2 geldi arkadaşlar. Şimdi Denklemde yerine yazarsak px eşittir. Eksi 1 bölü 8 x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 4. Biz bunu öteleyeceğiz şimdi x eksi 2. Ne demiş? Px eksi ötelemeye bile gerek yok zaten. Px eksi 2'nin x eksi 4 ile bölümünden kalan ne demek? x yerine 4 yaz. P2 soruyor. O zaman bir daha Px eksi 2'yi bulup bir de x eksi 4 ile bölümünden kalanı bulmaya gerek yok. x gördüğümüz yere 2 yazmamız yeterli P2 için. Eksi 1 bölü 8. 2 yazarsak 4. Karesi 16. 2 yazarsak burası da eksi 2 oldu. Böylece eksi 32 artı 32 bölü 8'den 4. A şıkkı. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. X yerine 1, 3, 5 vereceğiz ve soru gelecek. Logaritma 1 verdiğim zaman 2, 4. Logaritma 2 verdiğim zaman 3 verdiğim zaman 2 veremiyormuşum. 3 verdiğim zaman 4 6 5 verdiğim zaman 6 8 nokta 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 logaritma 126 128 bakın görüyor musunuz çaprazlama bunlar hep birbirini böyle götürdü. Sayıyla taban aynıysa birbirini götürüyordu. Bundan dolayı log 2 128 bu da 2 üzeri 7'dir. D şıkkı. Yerine yazma sorusu. Böyle yeni nesil logaritma sorusu istiyorsunuz ya bakın birkaç denemedir karşınıza geliyordur. Şimdi burada mesela gerçekten yazdığınız zaman gelecek bir soru uzunca anlatılmış. Diyor ki bu belli bir miktarda böyle su varken aşağı gittikçe yavaş yavaş iniyor bu cisim. Yine böyle aşağı iniyor. H olduğu zaman diyor A bir doğal sayı sabit olmak üzere H, M, T arasında böyle bir denklem varmış, bağıntı varmış. Diyor ki 10 santim yükseklikte 6 gram olan su e, cisim pardon 4 saniye sonra yere iniyormuş. 4 eşittir diyeceğiz. A'yı vermemiş. A yazıyorum yine. H'ı 10 vermiş. M'yi de arkadaşlar 6 vermiş. İşte size cevap buradan A üzeri 4 eşittir 16'dan A 2'ymiş. Şimdi ne söyleyeceğiz? Artık A'yı 2 bulduğumuz için log 2 H artı M eşittir T diyeceğim. Yeni durumda Ne demiş? İçinde 12 santim yüksekliğinde su olacak. Log 2 12 artı m. Kaç saniyede inilecekmiş? 6 saniye. m'yi bilmiyoruz zaten onu soruyor. 12 artı m eşittir 64. m eşittir 52 geldi. A şıkkı. Yani bunları doğru okuyup bilgileri doğru öğrenip yerine yazmanız yeterli. Sayısını taban olarak kabul edeceğiz. İçerideki sayıyı da sayı olarak. Örnek demiş bakın hatta ben de yapayım. Mesela bir kare verdi diyelim arkadaşlar. Buraya 5 yazdı. Logaritma 4 tabanında 5 demek istiyor size. Buna göre üçgenin içinde m var. Log 3 m demektir. Sonra bir de bunu karenin içine almış. O zaman arkadaşlar ne olacak? Logaritma 4 tabanında log 3 m. Yani artık bu sayı durumuna geçti. Sağ tarafta da bakın. Bu 6 olduğu için logaritma 6 tabanında 6 yani burası 1 güzel. O zaman üçgen içinde olduğu için log 3 1 e o da güzel. Çünkü burası log 3 1'den 0 oldu. Şimdi artık bir eşitsizlik sorusu. Logaritma 4 tabanında logaritma 3m olmuş oldu. Dikkat. Logaritmanın içi asla negatif ve 0 olamaz. O yüzden eşitsizliği çözmeden önce her zaman şuna dikkat edin. Logaritmanın içinde ne var? Log 4'ün içinde log 3 m var. O zaman bu sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu eşitsizlik çözümü bile değil. Logaritmanın tanımlı olması için geçerli. Bak m büyüktür sıfır demiyorum. M zaten sıfırdan büyük olmalı. Ama logaritmanın içinde kalan her şeyin sıfırdan büyük olması lazım. Logaritma 4 tabanında bu içeride kaldığı için komple bu sıfırdan büyük olması lazım. Yoksa hata yaparsınız. Bu yüzden m 3 üzeri sıfırdan M arkadaşlar birden büyük olmalı. Bu kenarı da duracak. Şimdi eşitsizliği çöz. Log 4 0 at öbür tarafa. 4 üzeri 0'dan 1 oldu. Böylece öbür tarafa atınca M küçük eşit 3 üzeri 1'den 3. Gördüğünüz gibi 1 ile 3 arasında 2 ve 3 olabilir. 2 tane hakkımız var B şıkkı. Matematik dizi demiş arkadaşlar ama e, ...sabit diziyi de aritmetik dizi olarak düşünebiliriz. Burada söyleyeyim. Çünkü artış miktarı sıfır. Biz aritmetik dizi için ne diyoruz? Artış miktarı aynı olan dizilere aritmetik dizi diyoruz. Her aritmetik dizi bir sabit dizi değildir. Ama aslında her sabit diziyi böylece bir aritmetik dizi olarak düşünebiliriz. Artış miktarı sıfır olacak. E, ve burada bunu söylememin sebebi şu. Normalde arkadaşlar... ...a sıfır verdik diyelim. N'ye. A1 ile A3 x bölü 3 oluyor. Bu ne demek aynı zamanda? a1 artı a1 artı 2 d'den 2 a1 artı d. 2 d. Sonra diyelim n'ye 1 verdim. a2 artı a4. 8 artı x bölü 5. Bu da neye eşit? a1 artı kısaca yazıyorum. 4 d eşit tamam mı? 2 a1 artı 4 d. a3 artı a3 artı a5 diyeyim arkadaşlar. Burada da ne gelecek? X'e e, N'ye 2 verince e, 16 artı X bölü 2 çarpı 2'den 4, 3 daha 7. Bakın bu da 2A1 artı 6D geldi. Fark ettiniz mi? 2D, 4D, 6D. Bunların aralarındaki artış miktarı aynı. Şimdi o yüzden ne oluyor arkadaşlar? 8 artı X bölü 5'ten x bölü 3'ü çıkardığınızda 16 artı x bölü 7'yi de 8 artı x bölü 5'ten çıkardığınızda aynı sonuç geliyor. Ancak burada ben işlemi yaptım. Eksi 3 geldi. E biz a, a eksi 3 diye bir eleman yok ki. En az 1 veriyoruz dizilerde. O zaman demek ki bu işlemleri evet yapmalıydım. Ancak x eksi 3 geldi. Demin ne demiştim? Madem burada aritmetik dizi diyor. Hani hata da olmadığını düşünürsek. O zaman arkadaşlar bu aslında bir sabit diziymiş. Sabit dizide de n'lerin katsayıları sabitlerin katsayıları aynı orana sahipti. S 8 bölü 2'den x bölü 3 yaparsak böylece x 12 oldu. Hakikaten artık an artı 3 ile an artı 1. Birbirine e, sadeleştirdiğimiz zaman 4 gelecek. 8n artı 12 bölü 2 artı 3'ü sabit dizi oldu. Çünkü ne verirsek verelim toplam 4 ise bir aritmetik dizide arkadaşlar elemanlar ya belli bir düzende artar ya da bu şekilde sabit kalacaktır. O zaman bunların hepsi birbirine eşit. Demek ki bu da 2, bu da 2. O zaman burada A1'den A12'ye kadar olan çarpım 2 üzeri 12 olur. 4 üzeri 6 E şıkkı. Aynı hızda olduğuna dikkat edin. Ve arkadaşlar karşılaşmayacaklar. Bir de sadece bir kenar kadar gidecekler. 20 metre demiş her boya. O zaman bir yol boyu gidecek. Burada duracak mesela içeri girerse. Ya da böyle giderse A'dan B'ye hareket ederse duracak. Ya da A'dan F'ye duracak. Bir kişi için temsil olarak gösterdim. O zaman tüm durumlar nedir? Her bir kişinin 3 yol hakkı var. Gösterdiğim gibi A bakın buraya, buraya veya, bu veya buraya. Bir durum bir kişi için geçerliyse 3 farklı şekilde. Diğer altısı için de aynı durum var. Çünkü bunlar da altıgenin köşelerinde. Bu yüzden 6 üzeri, 3 üzeri 6'dır arkadaşlar. Her bir kişi için 3 durum var. Toplam 6 kişi var. 3 üzeri 6. Şimdi nasıl olabilir? En kolay hatta sınavda çıkan soru tarzı gibi düşünün. A'dan giden B'ye, B'den giden C'ye, C'den giden D, O E'ye, öbürü F'ye, F'den giden A'ya giderse bunlar aynı hızda olduğu için birbirlerini sadece böyle takip ederler ve bir durumda karşılaşmazlar hiçbir şekilde. Ters yönde, saatin ters yönünde hareket ederlerse bakın yine her biri bir birim hareket ettiğinde yine birbirlerini takip edecekler, karşılaşmayacaklar. Şimdi arkadaşlar Son durumda diyelim A'dan çıkan içeri yöneldi o zaman diğerleri yine aynı yönde devam etsin saat yönünde bakın devam etsinler böyle birbirlerini zaten yakalayamıyorlar ve F A'ya geldiğinde E F'ye geliyor D E'ye C D'ye B C'ye böylece A içeride kaldığından buluşamıyorlar. Bu bir kişi için yaptım bakın o zaman A için yaptıysam 6 kişi için de geçerlidir 6 durum olur. Bu sefer A'dan hareket eden yine içeri girer. Bunlar saat yönünde, demin saat yönünde yapmıştık. Şimdi saat yönünün tersinde hareket ederler. A'dan çıkan içeri girdi. F'den çıkan E'ye, E'den çıkan D'ye, D'den çıkan C'ye, C'den çıkan B'ye ve B'den çıkan A'ya olacak şekilde. Böylece burada da 6 kişi için de aynı durum geçerli olacağı için burada da 6 yapacağım. Toplamda o zaman 14 bölü 3 üzeri 6 oldu. Çünkü ben size bir temsili durum gösterdim. A'dan çıkan için geçerli olduğu gibi B'den çıkan için de aynı durum geçerli. C'den çıkan da D'den çıkan da E'den çıkan da F'den çıkan da her durumda diğerleri kendi yollarına düz devam ettiğinde karşılaşmıyorlar. çok soluk çıkmış arkadaşlar ama yeşil şurası burası koparılacak. Olmayacak. Sonra mavi neresi burası burası da koparılacak. Sonra yeşil ipler kesilecek. Yeşil dedik, bir de sarı mı demiş. Bir de burası kopartılacak. Şimdi buna göre başlayalım. 1 1 1 1 1 1 1 1 artı 1 bu bağlantı noktası 2 2 artı 1 bağlantı noktası 3 Yalnız ne yukarı gidebiliyorum ne aşağı gidebiliyorum. O zaman yukarı çıkacak direkt 1 1 buradan 1 buradan 2 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra 1 buradan 2 buradan bağlantı noktası 3 3 aynen buraya gelir. Aşağıdan yol yok çünkü. Sonra 3, 1 buradan buluşurlar. 4 olur. 4, 2 buluşurlar. 6 olur. Şöyle büyüteyim iyice görün. Sonra arkadaşlar 1 buradan, 3 buradan bu bağlantı yolu 4. Yukarı 4 çıkamaz. O zaman direkt buradan 1 geldi. Buradan 1 geldi. Buradan da 4 buluştular. Hatta 4 ile 3 de burada buluştu. 7 oldu arkadaşlar. 7 ile de 1 buluşunca burada 8 oldu. 7 ile 4 burada buluştu. 11 oldu. 11 ile 6 burada buluştu. 17 oldu. 11 ile 8 burada buluştu. 19 oldu. 19 ile 17 buluştu. 36 oldu. Zaten tek tek sayma yoluyla toplamadır bu. Ama o geçmeyeceği yollara dikkat ederek geçişler yani sorunun kritik olan noktaları şurası ve burası oldu. Orayı doğru yapınca gerisi geldi. Ama tehlikeli tabii bu sorular. Cevap neymiş? C şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi f tek fonksiyonsa, f çarpı g de tek fonksiyonsa g kesinlikle çift olmalı. Nasıl mı? Örnek verelim. Çok basit bir tek fonksiyon düşün. x küp. fx diyelim buna. Şimdi sen bunu öyle bir şeyle çarpacaksın ki f çarpı g'nin üstü yine tek sayı olacak. E şimdi çarpımın derecesi toplamları demek değil miydi derecelerin? O zaman bak burada tekle neyi toplarsan yine tek olur çift. Örnek gx arkadaşlar x kare olsa ya da x üzeri 4 olsa hep bakın üstler çift artı tekten tek geliyor. Mesela bak bu x üzeri 7. Buraya 10 deseniz 13 oluyor. Bu yüzden f tek kendi dedi g'nin de çift olduğunu biz bulduk. Bundan dolayı arkadaşlar... Bir tek bir çift fonksiyonu topladığımız zaman ne tek ne çift olabilir. Bakın x küple x kareyi topladığınızda ya da x küple x kareyi çıkardığınızda ne tek ne çift olacak şekilde bir fonksiyon elde edersiniz. Buysa f eksi g arkadaşlar çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. O yüzden bu olmaz. İkinci öncüle geldiğimiz zaman bölümde de aynı durum. Tek fonksiyonu çift fonksiyona böldüğünüz zaman çift sayıdan tek sayı ya da tek sayıdan çift sayı çıkardığınızda yine tek olacağı için evet ikinci öncül olur. Tek bir fonksiyon görüntüsüdür. Neden? tek fonksiyon arkadaşlar orijine göre simetriktir. Gerçekten de bak y eşittir x küp f olsun. y eşittir x karede e, şey hatta şöyle yapayım. y eşittir x üzeri 5 diyeyim f'e y eşittir x karede gx olsun. Bölünce x küp geliyor. x küpün grafiği bakın buna benziyordu. Zaten dediğim gibi orijine göre simetrik. Nasıl anlayacaksın orijine göre simetrik olduğunu? Bir parçasını al grafiğin. Önce bunu y eksenine göre yansıt sonra da x eksenine göre yansıttı. Örtüştü mü grafiğin alt kısmıyla? üst kısım alt kısmı ile örtüştü. Bakın simetrikmiş. Bu şekilde söyleyebiliriz. O yüzden bu olur. Gelelim e, bileşke fonksiyona. Bir bileşke fonksiyonda ister arkadaşlar f çift olsun, ister g çift olsun, herhangi biri çiftse bileşke fonksiyon kesinlikle çift fonksiyondur. O yüzden bu çift fonksiyonun grafiğine uygun olduğu için Y eksenine göre simetrik olduğu için evet üçüncüsü de olur D şıkkı. Bu resmen bilgi sorusu. Bakın bir örnek daha yine. Y eşittir x küp biri. Y, y eşittir x kare birisi olsun. F bileşke gx ne demek? X gördüğün yere git gx'i yaz demek. Üstün üstü çarpılır. Tek de çiftin çarpımı çift olacağı için derece hep çift olacaktır. Çift fonksiyonda y eksenine göre simetriktir. Mevzu bu. arkadaşlar soruda birincisi baş kat sayı 1 demiş. Onu bir geçelim bir. İkincisi bir fx fonksiyonu arkadaşlar paydayı sıfır yaptığı halde nasıl tanım kümesinde bütün reel sayılar oluyor? Aslında şu an fx'i size vermemiş. Çünkü matematikte bir denklem böyle verildiği zaman artık o bitti. Kesinlikle bunun 3 de eksi 1 de tanım kümesinden çıkarılmalıdır. Demek ki bu aslında bir sadeleştirilmiş fonksiyon olması gerekiyor. Şu hali yoksa hatalı soru olur. O yüzden Px polinomunun çarpanlarından biri x eksi 3'tür. Diğeri x artı 1'dir. Öbürüne de x eksi k diyelim. Baş kat sayısı 1. Bunlar arkadaşlar gerekli bölümler yapılmış. Bölümler yapıldıktan sonra fx x eksi k olmuş. Gördünüz mü? İşte bundan sonra fonksiyon gerçekten reel sayılardan reel sayılara tanımlı olur. Onu özellikle vurgulayayım. Neden söylüyorum? Eşitsizlik sorusu geldi diyelim önünüze. fx eşittir. x eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 diye soru verdi tamam mı? Burada zaten sadeleşiyor ya. x'e 1 verebiliriz dersen soru patlar. Bu halde sana verirsem burada tanım kümesinden biri çıkarmak zorundasın. Burada çıkardığına göre zaten denklem böyle değilmiş sana px'in sadeleşebildiğini ve sadeleştikten sonra fonksiyonun böyle geldiğini söylüyor. Bundan dolayı arkadaşlar limit x 3'e giderken fx 5 ise o zaman yapalım x eksi k oldu. x yerine 3 yazdım 5 eksi aman 3 eksi k eşittir 5 geldiği için k eksi 2 imiş. Demek ki px polinomu arkadaşlar x eksi 3 x artı 1 ve x artı 2 oldu. x yerine 0 yazalım şimdi px eşittir. 0 çarpı eksi 3 çarpı 1 çarpı artı 2'den eksi 6 geldi c şıkkı. Baştan şu bilgiyi vereyim. İki fonksiyon x eşittir a noktasında. Hem f hem g zaten bunların farkları da toplamları da çarpımları da sıfır bölümleri de O yüzden arkadaşlar kolaydan başlayacağım. H eşitleri 10 noktasında bakın ikisi de sürekli. İkisi de devam ettiği için burada gördüğünüz gibi tanımlı ve sürekli olduğu için böyle ki sürekli olduğunda hangisini kullanılıyor bunu. O zaman H10 eşittir 20-3'ten 17. Onu hallettim. Gelelim 2 noktasına. 2 noktasında bakın soldan yaklaştığım zaman kırmızı olan F yani sağ, soldan yaklaştığımda bunun uzunluğu buraya kadar 3 Diğerinin arkadaşlar G'nin uzunluğu bakın soldan yaklaştığımızda zaten buradan 6 aralarındaki fark eksi 3 oldu. Sonra sağdan yaklaştığımda bakın yine kırmızının maviden farkı eksi 3 geldi. Yani şu an farklarının soldan yaklaşımı ve farklarının sağdan yaklaşımı birbirine eşit oldu. Gelelim farklarının kendilerine ne olacak? Yani F-G'ye eşit mi bakalım. F2 arkadaşlar kaça eşit? Burada e, bilmiyorum ama... G2'nin en azından burada bu ifade olduğunu biliyorum. Tek tek sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. G2 7'ymiş. Diğeri de arkadaşlar 9. 9 eksi 7'den ama 2 geldi. Biz ne demiştik? Sol limit, sağ limit eşit olmalı. Nereye? Fonksiyonun o noktadaki değerine. E fonksiyonun sol sağ limiti eşit oldu da o noktadaki değerine eşit olmadı. F eksi G 2 geldi. Eksi 3'e de eşit olmadığı için sürekli değil sürekli olmadığı için alttakini kullanacağız. H 2 eşittir. 2 çarpı 3 eksi 4'ten 2 yani toplamları 17, 2 daha 19. Şat sayısı olması için ne olacak? Rakamlar toplamına bölecek. Medyan sayı olması için de ortadaki basamak diğer iki basamağın toplamının yarısı. Yani A artı B bölü 2 4'e eşit olacağına göre A artı B'nin 8 olması lazım. Buna göre arkadaşlar rakamlar toplamı ne geliyor bakın. A artı B artı 4. Buradan da 8 artı 4'ten 12 geliyor. Demek ki rakamlar toplamı 12 olduğu için bu sayının 12'ye bölünmesi lazım. Bir sayı 12'ye bölünüyorsa hem 3'e hem 4'e bölünüyordur. 4'e bölünmeden başlayalım çünkü son basamaklar bizi önce ilgilendirir sonra diğerlerine bakarız. Şimdi a 40 olursa yani son basamak 0 olursa 4'e bölünen bir sayı olur. Ve buradan a'nın ne gelmesi lazım? 8. Çünkü rakamlar toplamı bakın 8'di. Peki bu sayı 3'e tam bölünüyor mu? Evet rakamlar toplamı 12 olduğu için 12 3'e tam bölünür. O yüzden bir problem yok arkadaşlar. Sonra geldiğimiz zaman e, 4 dersek 4 dediğimiz zaman şey zaten burası 4 pardon. Birler basamağına 4 dersem o zaman arkadaşlar ne olacak? Yüzler basamağı 4 olmalı. Rakamlar toplamı 12 olduğu için zaten 3'e bölünüyor. Sonra arkadaşlar 48 dersem e buraya 0 demem lazım. Yüzler basamağına 0 gelemeyeceğine göre topu topu 2 tane sayımız varmış. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada gerçekten ince bir yorum var. Bakın e, bunlar AC ve B6-C diye bilmediğimiz iki indisli kümenin elemanları ortak kesişime tek bir eleman gelmiş. Normalde ikinci derece denklemleri kesiştirdiğimiz zaman işte birisi uyduruk yazıyorum böyle bakın. Bu, diğeri de bu. Kesiştirdim şöyle x kare artı bilmem neli bir denklem geldi. İkinci derece denklemin kökü bir tane değil iki tane olabilir ya da hiç olmayabilir. O zaman arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Siz iki tane denklemi matematikte şöyle yapayım. 3x kare 3x 4 olsun. Öbürü de 3x kare eksi 3x artı 6 olsun. Bunları bakın birbirine eşitlediğinizde bunlar gider. 6x eşittir 2'den x 1 bölü 3 gelir. Temsili olarak bakın. ikinci dereceden denklemin iki tanesinin kesişiminde eğer x karelerin katsayıları aynı olursa tek kök gelir. Ya da Bunları kesiştirirsiniz. Kesiştirme denkleminde şöyle bir şey elde edersiniz. Örnek olarak söylüyorum. Çift dereceli yani böyle çift katlı kök elde edersiniz. Yine gördüğünüz gibi tek bir kök gelir. O zaman ortak çözüm denkleminin ya deltası sıfır olacak ya da x karenin katsayıları birbirine eşit olacak arkadaşlar. Kat eşit olursa x kareler gidecek. Birinci dereceden denklem gelecek. Birinci dereceden denklemin tek kökü vardır ya da kat eşit değilse Delta sıfır olacak. Buradan yine bir tane x gelecek. Bir tane x gelince bir tane a demek oluyor. Bir tane a geleceği için de arkadaşlar mecburen ne olacak tabii ki orada? B değeri de bir tane gelecek. Şimdi bunların o yüzden yazalım şimdi. AC kümesi neymiş? C eksi 2 x kare eksi c x artı 3. Bu şimdi AC. B 6 eksi c'ye geldiğimiz zaman 6 eksi c x kare eksi 3x artı 10 eksi c. Bunları birbirine eşitliyorum ortak çözmek için. Yani bir nevi taraf tarafa çıkarmada diyebiliriz buna değil mi? Bunları taraf tarafa çıkarırsanız da veya birbirine eşitlerseniz de ikisinde de arkadaşlar ortak çözüm yapmış olursunuz. Taraf tarafa çıkarmayayım hadi sizin için eşitleyeyim. Hani alışkanlığınızı bozmayayım. Bu birinci denklem. Bu ikinci denklem arkadaşlar. Böyle eşitledim. Atıyorum şimdi hepsini sol tarafa. Buradan da ne geliyor? 8 eksi sağ tarafa atayım 2c x kare eksi e, artı c eksi 3x artı 7 eksi c eşittir 0. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar içiniz rahat etsin. Ben bunun deltasını 0 eşitlemeye e, çalıştığım zaman uygun c değerini bulamıyoruz maalesef. O yüzden Demek ki bunun deltası sıfıra eşit değilmiş. X karelerin katsayıları aynıymış. Yani x kare diye bir katsayı olmuyormuş. Dediğim gibi deltayı sıfıra eşitleyemiyorum. Buna uygun c sayısı gelmiyor. O yüzden de mecburum c artık diyorum ki 4 olsun. Böylece x kareli terim kalmasın taraf tarafa çıkarınca birinci dereceden denklem gelsin. Bundan dolayı yapalım bakın. 4 yerine yazınca yukarısı 2x kare. Eksi 4x artı 3 eşittir birinci denklem. İkincisi de arkadaşlar 6 eksi 4'ten 2x kare. Eksi 3x e, buraya da 4 yazdığım zaman 6 eşittir ya. Birbirine eşitlediğimde ya da taraf tarafı çıkardığımda bunlar gitti. Eksi x eksi 3 eşittir. Sıfır oldu arkadaşlar. Buradan da x eşittir eksi 3 geldi. Herhangi birisini de yerine yazarsam artık denklemi bulurum. Şey, e, y'yi bulurum. Bunu da yazayım. Yazıyorum bakın. Eksi 3'ün karesi 9. Çarpı 2. Eksi 4 çarpı eksi 3. Artı 12. Artı 3. Buradan da 9 kere 2 18. 12 daha. 30, 33 geldi. B'yi arkadaşlar 33 bulduk. A'yı da eksi 3 bulmuştuk demin. X dediğimiz zaten birinci bileşen. Y dediğimiz de ikinci bileşen. Böylece toplamları 30 oldu. Böyle biraz bence zor bir soru açıkçası bu gitmemiz lazım. Gerçekten soruda önemli yorumlar var. 1- bir, bir, f fonksiyonu var. 2- Bir h fonksiyonu var. Bir de 3 g fonksiyonu var. Şimdi bir kere f fonksiyonundan başlayalım. Böyle temsili eğriler çizmeniz sizin faydanız arkadaşlar. x eşitleri 2 noktasında çizilen yani 2'ye f 2 noktasında çizilen teğet x eksenin 4'e 0'da kesiyormuş. Git bunu analitik düzlemde çiz demiyorum. Sana orada bir yorum söylüyor. Şimdi bu teğetin mi? f türev 2'dir, değil mi? Aynı zamanda nedir? Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1 olduğu için f türev 2'nin eksi 2 katı içler dışlardan f 2 olur. Bu kenarda dursun şu an çünkü bunların ne olduğunu bilmiyoruz. İkincisi arkadaşlar şu y eşittir x üzeri 4 bölü f artı 1 fonksiyonuna x eşittir 1 noktasında teğet olan doğrusal fonksiyon y eşittir g Bu da Şöyle bir eğri olsun farklı olsun diye. Buna da hatta hx diyelim. hx'e şöyle bir teğet çiziyorum arkadaşlar. Bu teğet hangi noktada? Bir noktasında. Bir noktasında şöyle 1'e h1 noktası. Buradan çizilen teğetin eğimi de nedir? h türev 1'dir arkadaşlar. Bu neye eşitmiş? gx doğrusuna. O zaman şunu söyleyebiliriz bakın. Burada şunu kullanarak Şimdi bu limit g h artı 1 eksi g 1 bölü h neydi arkadaşlar? Türevin limit tanımı. Bakın kenarda formülü hatırlatıyorum. g h artı e x artı h eksi g x limit x e limit h sıfıra giderken bölü x artı h eksi x'ten bunlar gidiyordu. İşte bu arkadaşlar g türev x'e eşittir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın siz... Şöyle hatta yer değiştirirsek 1 artı h olarak düşünün. Burada birden birazcık uzaklaşmışız. Bu işte bize anlık o noktadaki türevi veriyordu. H da sıfıra yakın olursa tam o noktadaki teğet de o. Bu yüzden arkadaşlar G1 artı H eksi G1. Burayı da gördüğünüz gibi o birler gidiyor ama normalde var aslında. 1 artı H eksi 1, 1 artı H eksi 1. Bu yüzden bu noktada yani G1 noktasındaki türev. G türev 1 de 18. Bu arkadaşlar doğrusal fonksiyon yani doğru. Doğrunun türevi her noktada aynıdır. Doğrunun türevi her noktada o doğrunun eğimine eşittir. Bu yüzden bunu alacağız buraya yazacağız. Doğrunun eğimi eşittir. Doğrunun türevi her noktada. Bu da 18'miş. Şimdi artık buranın türevini alıyorum. 4x küp çarpı f x artı 1 eksi x üzeri 4 çarpı f türev x artı 1 bölü f x artı 1'in parantez karesi. Şimdi bu arkadaşlar e, h türev x dedik. 1 yazıyorum çünkü o noktadaki türev demiş. h türev 1 4 çarpı f 2 eksi f türev 2 bölü f 2'nin karesi arkadaşlar. Şimdi f 2 eksi 2 f türev 2'ye onu şöyle diyelim. Fonksiyon manasında f diyeyim. Türev manasında t olsun. Eksi 2t eşittir f olsun. Böylece f gördüğüm yere eksi 2t'yi yapıştırıyorum. Eksi 8t. Sonra burası zaten t. Sonra burası eksi 2t'nin parantez karesi 4t kare. Eşitmiş. Bir noktasındaki türev 18'e eşitti. Buradan da arkadaşlar t eşittir. Eksi 1 bölü 8 geldi. Demek ki fonksiyonun 2 noktasındaki türevi eksi 1 bölü 8. Bu arada neydi? F2 de bunun eksi 2 katıydı. O zaman bu da arkadaşlar 1 bölü 4 geldi. Çarpımları eksi 1 bölü 32 oldu. A şıkkı kesinlikle zor soru hiçbir şey demiyorum. Çünkü bir sürü nokta görmeniz lazım. Eleyici böyle sınavda artık hani derece yapmak isteyen ve artık fullemek isteyen öğrenciler için iyi bir soru bence. Arkadaşlar burada şu negatif değerli mevzusunu ben önemsiyorum. Diğerlerini hallederiz zaten de. Şimdi y eşittir x eğrisi var. Bir de y eşittir fx şey y eşittir x doğrusu var bir de fx var. Bunların farkını aldığımda böyle bir eğri olmuş. Normalde y eşittir x doğrusu sabit artan bir fonksiyondur. Ama y eşittir x eksi fx daha hızlı artan bir fonksiyon olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi bu sabit artandan daha hızlı artana nasıl geçiyor? Böyle roket takmış gibi bakın hızlı gidiyor. Burada demek ki eksi olduğu için bu eksi olmasına rağmen hızlı arttırdığına göre eksi fx hızlı arttırıyorsa fx'in kendisi negatif değerlidir. Bunu nereden anlarsın? Normalde x'e 3 verdiğinde y eşittir 3'tür. y eşittir x doğrusu. Ama x'e 3 verdiğinde bu fonksiyon arkadaşlar x eksi fx fonksiyonu 5 olmuş. E bu 3 olduğu halde demek ki bu neymiş? Eksi 2 olacak ki 5 olsun. Bu yüzden negatif değerlidir. Bu kesinlikle doğru. Gelelim artan azalanlık mevzusuna. Şimdi bu fonksiyon artan bir fonksiyon gördüğünüz üzere. Artan fonksiyonun türevi pozitif işaretlidir. 1 eksi f türev x oldu bu fonksiyonun türevi. Bu şimdi artı işaretli ama birden arkadaşlar biz şimdi 0.5 çıkartırsak da Pozitif olur. Ya da 0.7 çıkartırsak da pozitif olur. Ya da 0 çıkartırsak yine pozitif olur. Veya eksi çıkartırız yine pozitif olur. O yüzden f fonksiyonunun artan ve azalanlığına yorum yapamadığım için bu gitti. x çarpı fx'e bakalım. fx artı x çarpı f türev x bakın bu çarpımın türevi. Şimdi bu negatif değerli kesinlikle eksi işaret. Bu e, x 0 ile 3 aralığında olduğu için pozitif işaretli tamam ama arkadaşlar f türev X, soru işareti. Artan mı azalan mı bilmiyoruz. Negatif değerli olduğunu biliyorum ama her negatif değerli fonksiyon e, şey olmuyor ki. Azalanı olmuyor ki. O yüzden bunu da bilemeyeceğimiz için cevabımız yalnız bir A şıkkı. Binomun türevini aldıkça derece azalır. Şimdi siz 3 ile başladığınızı düşünün. 3 2'ye düşer 2 1'e düşer derece 6 oldu fark ettiniz mi? O zaman arkadaşlar bu ne olmalıymış? 2 sonra 1 bir. bir daha türevini alırsanız zaten sıfırıncı dereceye düşer. Hakikaten de toplamı o zaman bunların derecelerinin 3 geldi. Örnek x karenin türevi 2x'tir. Bunun bir daha türevini alırsanız 2 olur. Burada çarptığınız zaman da 4x küp elde edersiniz. Bunun gibi düşünün. Bu yüzden polinomumuz arkadaşlar ax kare artı bx artı c şeklinde bir polinom. Bu ilk yorumum. İkinci yorumum bu polinom 2'ye eksi 4 noktasında yerel ekstremumu varsa 2'ye eksi 4 noktası bu parabolün, e, bu parabol gerçi doğru, bu parabolün üstündedir. Yerine yazalım 4a artı 2b artı c eşittir eksi 4'tür. Sonra yerel ekstremum ne demek? Bir parabol olarak düşünün bunu. O zaman arkadaşlar tepe noktası 2'ye eksi 4'teymiş yani tepe noktasındaki türev sıfırdır. F türevi alıyorum hemen şimdi 2ax artı b eşittir. F'nin türevi yani p'nin türevi yerine 2'yi yazarsak 4a artı b'nin de 0 olduğunu biliyorum. Şimdi bir de soruda bir bilgi daha vermiş bakın. Şuna dikkat edin. Normalde p-1 p-1 0 bölü 0 belirsizliği. Normalde iki kere normal dedim pardon. Ee, arkadaşlar burada aslında lopital bilen arkadaşlarımız yapabilir ama... Türevin limit tanımını da bir hatırlayalım biz. Limit x a'ya giderken px eksi pa bölü x eksi a bize neyi veriyordu? p türev a'yı. Burada da bak limit x eksi 1'e giderken px eksi p eksi 1 bölü x eksi 1 bir de şu 1 bölü x artı 1'i bir ayırayım. Bakın arkadaşlar burası işte aynen dediğim olay. E, ee, x artı 1'i alacağım hatta şöyle buraya x eksi 1 alacağım. Çünkü x eksi eksi 1'den artı 1 olmalı. Böylece işte burası p türev eksi 1 oldu. p türev eksi 1 çarpı zaten burası tanımsızlık süreksizlik yaratmadığı için x yerine eksi 1 yazabilirim. 1 bölü eksi 2 eşitmiş arkadaşlar eksi 3'e. Bu yüzden p türev eksi bir de 6 geldi. Bunun bana katkısı ne? Gideceğim burada p türev x de yerine yazacağım. Yani eksi... 2A artı B eşittir 6 oldu arkadaşlar. Buradan şöyle 2 ile çarparsak 4A'lar gider. 3B eşittir 6 olur. B 2 olur. Şey 3B eşittir 12 olur. B 4 olur. B 4 ise A buradan ne geliyor? A'da arkadaşlar eksi 1 geliyor. Bunu da hallettik. Artık bu ikisini şu... A ve B'de yerine yazalım. E, A'yı eksi 1 buldum. Eksi 4. B'yi bu buldum. 2, 4 buldum. 8 artı C eşittir. Eksi 4'ten C de eksi 8 oldu. Şimdi bu kadar zahmetten sonra inşallah işlem hatası yapmamışızdır. E, A arkadaşlar eksi x kare getirdi. B x 8 x. C de eksi 8. P 0'ı soruyor. Zaten C'ydi o. İşte cevabımız eksi 8 oldu. C eşittir. Kazasız belasız atlattık. Logaritma bilgimizi hemen burada bir konuşturalım önce. Burada logaritmada a log b c yer değiştirip c log b a olabiliyordu arkadaşlar. Bu yüzden kök içinde x kare eksi 2 x eksi 20. Ee, burada log 4 bakın 16'yı üste attım. Şunla şunu yer değiştirdim. Log 4 16 2'dir. Artık bunu sildiğimiz zaman karesi x kare eksi 2x eksi 20 fonksiyonuymuş bu. Bu fonksiyonun üzerindeki pardon fx artı 2'yi al önce diyor. fx artı 2 ne demek? x gördüğün yere x artı 2'yi üşenmeden yaz demek. Böyle yazdım. Buradan da x kare artı 2x eksi 20 geldi. Şimdi bu fonksiyon yeni fonksiyonumuz. G, hx olsun tamam mı? Şimdi bu fx artı 2 yani hx fonksiyonunu arkadaşlar bir daha harf vermeyeyim böyle kalsın. Bu fonksiyonun üzerindeki apsisle ordinatı çarpıyormuşuz. Absis zaten x. Ordinat da x kare artı 2x eksi 20'dir. Bir daha y yazmaya gerek yok. Bakın bunları çarpınca x küp artı 2x kare eksi 20x eşittir yeni bir fonksiyon o da gx ortaya çıkmış. Bunun yerel minimum apsisi değil bak. Yerel minimum değerini soruyor. Yani size bu fonksiyonun o noktadaki ordinatını soruyor. Şöyle yerel minimumu burası olsun. Bu noktalar arkadaşlar a çıkarsa b'yi soruyor size. Şimdi hemen tabii ki yerel minimum için türev alıyorum. 3x kare artı 4x eksi 20 eşittir g türev x çarpanlarına ayırıyorum. 3x, x, e, eksi 2, artı 10. Böylece bir kök buradan eksi 10 bölü 3 geldi. Diğer kök arkadaşlar 2 geldi. Demek ki tablosunu yaparsak eksi 10 bölü 3, burası 2, artı, e, tabii şuradan başlayayım da, artı, eksi, artı. Artan fonksiyon, azalan fonksiyon, artan fonksiyon. Azalıştan artışa geçtiği yer nedir? Yerel minimum apsisidir Şimdi benden ama x'i istemiyor. Benden y'yi istiyor. Onu da ne yapacağız? Denklemde yerine yazacağız. Tabii ki bakın fonksiyonumuzun denklemi buydu. O yüzden burada yazdığım zaman 2'nin kübü 8 artı 2'nin karesi 4 yine 8. Eksi 40 eşittir. F 2 şey o F miydi? G'ydi. G 2. Buradan da eksi 24 geldi. E şıkkı. Böyle Zorlayacak bir soru ama işte arkadaşlar hem denemeler zorlaşıyor gittikçe hem yorum gücünüzün artması gerekiyor. Enteresan yorumlarla ufkunuzun genişlemesi gerekiyor. Yani sonuç olarak böyle sorularda bence görmek gerekiyor. Şimdi e, e üzeri x kare eksi bir çarpı x dx bir kere biz e ile integraller falan bilmiyoruz normalde biliyorsunuz. Aşağıda da e üzeri 3. dereceden kök x 3. dereceden kök x kare dx var benden... Onu A vermiş. Öbürünün cinsinden değerini istiyor. Şimdi bir kere şurada arkadaşlar bir x kare eksi 1'in türevi bakın x'e benziyor. Ben hemen orada bir u muhabbetine girerim. Çünkü bir integral sorusunda bir şeyin türevi orada varsa u'lu yapmak lazım. Böylece x kare eksi 1'e u diyeceğim. Bunun diferansiyeli 2x dx eşittir du olacak. Ee, eksi 1 verirsem x'e u arkadaşlar sıfır oluyor. X'e kök 3 verirsem U ne geliyor? Eks, e, 3 eksi 1'den 2 geliyor. O zaman integral 2'den 0'a x dx gördüğüm yere du bölü 2 yazayım. Hatta o 1 bölü 2'yi en dışa atalım. e üzeri u du oldu bakın. x dx yerine du yazdım. 1 bölü 2'yi dışarı attım. Buraya zaten u dedim. Şimdi bu 0'dan 2'ye ya ben bunu düzelteyim. Böyle burayı 0 burayı 2 yapalım ama o zaman işaret değişiyordu hatırlayın. Eksi oluyordu. Ve e üzeri u du. Bu a'yı eşit. Her iki tarafı eksi 2 ile çarpalım. İntegral 0'dan 2'ye e üzeri du eksi 2 a oldu arkadaşlar. Bu kenarda duracak. Şimdi gideceğim burada da bak. Şunun türevi buna benziyor. Çünkü 1 bölü 3 bakın şimdi. Bunu x üzeri 1 bölü 3 yapalım x üzeri 1 bölü 3'ün türevini alalım şimdi. Buna da t diyeyim. U ile karışmasın. Bu arada artık bu u'yu normal harfleri aynıysa hemen x'e döndürebilirsiniz değil mi? Onu da unutmamak lazım. O harften ibaret. Bütün her şey aynı harf ise onu istediğiniz harfi yapın. x üzeri 1 bölü 3 türevini aldığımız zaman 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3 dt olur. Buradan da x üzeri eksi 2 bölü 3 eşittir 3 dt gelir. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum oldu bakın. Bu x kare küp kök zaten ne demek? x üzeri eksi 2 bölü 3 demek. Güzel. Demek ki komple buraya ben 3 du diyecekmişim. 3 çarpı du. Buna za şey dt demiştim. 3 dt. Buna da arkadaşlar ne dedik? Ee, e üzeri t demiş olduk. İntegral. Şimdi değer verme kısmı x'e 0 verirsek t yine 0. x'e 8 verirsek 8'in 1 bölü 3'ün kuvveti t2. 0'dan 2'ye ET 3 dt oldu. At bu üçü dışarı böyle olsun. E bu arada e üzeri t, d, dt artık e üzeri x dx olabilir. Böylece arkadaşlar e üzeri x dx 0'dan 2'ye ne bulmuştuk biz? Eksi 2a. Yerine yazarsak 3 çarpı eksi 2a'dan. Cevap eksi 6a geldi c şıkkı. fx artı 3'e u dersen bakın aslında onun türevi yukarıda o yüzden u diyorum. Bir şeyin türevi varsa ona u demek lazım. Türevini alın bakın f türev x dx eşittir du olur. O zaman f türev x dx yerine du yazdım. fx artı 3 yerine de u kare yazıyorum. Şu an değişkenleri değiştirmeyin çünkü yine fx'e döndüreceğiz soruyu. Şu an sadece integrali alalım. 1 bölü u karenin integrali nedir? u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Bu da zaten eksi u eksi 1 bölü u yapıyor arkadaşlar. u dediğim neydi? fx artı 3. Artık bakın geri integrali yazabilirim. 1 bölü 1'den 3'e kadar eksi e, fx artı 3 oldu. Şimdi tabi şu integrali şöyle yapacağız. Zaten aldık integrali. 3 1. Şimdi artık ne söyleyeceğiz? Eksi 1 bölü 3 Artı F3 eksi eksiden artı 1 bölü F1 artı 3. Bunun şimdi bir tam sayı çıkmasını istiyoruz. Bakalım burada bir tablosundan bakarsak F1 arkadaşlar kaçı eşit? Eksi 1 eşit. Eksi 1 bölü e, 1 artı pardon eksi 1 artı 3 artı diğeri ne arkadaşlar? Şunu bir düzelteyim burada affedersiniz. Eksi 1 bölü 3 f3'e bakacaktım 0. Sonra f1'e bakacaktım. Eksi 1 artı 3. Buradan gelmedi tam sayı. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Bu kesin olmaz çünkü zaten tam sayı çıkması lazım. Şimdi ikinci öncüle baktığım zaman. X yerine yaz ek, F1, F3 yerine yazıyorum şimdi. F3 ne burada? Sabit fonksiyon olduğu için 2. Sonra F1'e bakıyorum. O da sabit fonksiyon olduğu için 2. Buradan da bakın 1 bölü 5 eksi 1 bölü 5 sıfır oldu. Bu grafik olabilir. Yani kesin olur diyemem ama en azından o noktalarda toplamları sıfır geldi. Üçüncü grafiğe baktığım zaman eksi 1 bölü 3 artı f3 3'e eşit artı f1 de arkadaşlar sıfıra eşit. Buradan gördüğünüz gibi eksi 1 bölü artı 1 bölü 3 tabii ki bu da tam sayı gelmedi. O yüzden yalnız 2 olabilir. B şıkkı. Dikkat arkadaşlar şu ifade aslında x çarpı gx'in türevi. Haliyle arkadaşlar bir şeyin integralinin türevi ne olarak çıkar? Kendisi olarak çıkar. gx çarpı x eksi birden sıfıra. Bu da neye eşit? sıfır çarpı g 0 eksi eksiden artı olacak. g eksi 1. O zaman bu direkt g eksi 1 çıktı. Soru benden g eksi 1 istiyormuş. Şimdi g eksi 1 yapmak için burada x'e ne vermem lazım? 0. x eşittir 0 için 0'dan 5'e integral pozitif olursa bu denklemi kullan diyor. 0'dan 5'e integral eğer negatif çıkarsa bunu kullan. Bakalım 0'dan 5'e fx'in integrali ne gelecek? Şimdi 0'dan 5'e arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. Buraya kadar. Şimdi şuranın alanı 1 çarpı 4 bölü 2'den 2. Buranın alanı 2 artı 4 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 oldu. Toplam alan 6 artı 2'den 8 geldi mavi bölge. Sonra şu yeşil bölgeye bakalım. Alt taban 1, üst taban 2, bölü 2. Yükseklik ne buradan? Ee, 1,5, 4, 6 oldu. Şimdi üstteki alan 8 geldi. Alttaki alan 6 geldi. Tabii ki integralde alan bulmuyoruz. İntegral buluyorsak bunu çıkarmalıyız. 8 eksi 6'dan 2. Pozitif geldiği için işte bunu kullanacağız arkadaşlar. Böylece g eksi 1 eşittir. Eksi 1 artı 1 artı 1'den cevabımız 2 eksi 1 yani 1 olmuş oldu. E şıkkı. Bu soruyu normalde sınavda olsa yani insan neredeyse geçer o derece arkadaşlar. Çünkü sayılar iğrenç. Ee, soru kolay değil. Ee, sayılar da sağ olsun iyice hiç yardım etmiyor ama ben çözmem gerektiği için çözüyorum soruyu. Yoksa kitapta olsa bana bir öğrenci bunu getirse derdim ki ya falan ver bunu çözme geç yani. Sorunun hani sorunun kendisi kötü değil ama sorunun sayıları çok berbat. O yüzden yani birlikte içimizden e, güzel şeyler geçirerek soruyu çözelim arkadaşlar. Bakın şimdi y eşittir x kare demiş. Hatta burada çizeyim analitik düzlemi. Çünkü parabol malum analitikte anca halledilir. Şimdi y eşittir x kare olduğuna göre neler yapacağım ben? Bir kere şu bölgenin alanını bulmak için oradaki gölün o kısmının alanını bulmam lazım önce. O da nereden geçiyor oranın alanını bulmak? Şimdi bize kc'yi 9 verdiği için burasının ordinatı da 9. Peki y eşittir x kare olduğuna göre 9 eşittir x kareden x eşittir 3. Böylece bakın burasının e, apsisi 3 olduğu için nasıl buluyorduk parabolde alanı? Şu küçük alan 3 çarpı 9 bölü 3 e, suyun alanı o zaman bunun 2 katı oluyordu formülden hatırlayın 18. Diğer tarafta 18 bu tarafta 18. 18 18 18 36 oldu. Toplam alanı bulalım o da bize yarayacak birazdan. Toplam alanda arkadaşlar burası bize ne verilmiş? E, yüksekliğin tamamı 36 verilmiş. O zaman 36 eşittir. X kareden x 6 geldi. Demek ki buranın uzunluğu 6. Yine ne yapacağız bakın şuranın tamamını bulmak için. Önce 6 çarpı 36 3'e böleceğim. Sonra 2 ile çarpacağım. Parabolde hatırlayın. Teğet olan kısımda şu kısım arkadaşlar S'ti. Bu kısımda 2 S'ti. Tamam mı? Bu yüzden. Böylece 6 çarpı 36 bölü 3 2. 2. Burası 144 yaptı. Simetriğinde de var. O zaman üst tarafın ne olacağını bulabilirim. Tüm alan 288. Altta kalan alan 36, 252 geldi arkadaşlar. Suyun üst kısmındaki alan, kalenin üst kısmındaki alan. Şimdi bunları yazalım üstünde dursun. Üst bölgenin alanı 252, alt bölgenin alanı 36. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin alanı yani KBLC'nin alanı normalde kaç? Taban 9, diğer taban 72. Buradan nereyi çıkaracağım? 9 çarpı 72'den 36'yı çıkaracağım. Yeşil bölgenin alanını verecek. Bunun da arkadaşlar %2'si altınmış bu. Neyse bu tamam mı? Ee, sadece hesap makinesiyle burada hesaplamak kalacak. Sonra arkadaşlar geliyorum üst kısma. Üst kısmın toplam alanı normalde şu dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar? Ee, 36'dan 9 çıkartırsak 27 çarpı 72 eksi oradaki üstteki su arkadaşlar 252. Bunun yüzde %1'i de bize işte oradaki altını veriyor. Bunların toplamı arkadaşlar 29.12 olacak. Bakın işlemleri yaptım şey değil. Hani anlatamazlık yapmadım ama yani o sayıların ne olduğuyla uğraşmak istemiyorum. Sonuçları toplayınca en azından bu geldiğini bilin. Daha doğrusu sorunun yorumunu görmüş olun. Fonksiyonun tersini almak demek x'i yalnız bırakmak demek arkadaşlar. O zaman y eşittir arcsin 1 eksi x dersek öbür tarafa attığımda sin y eşittir 1 eksi x olur. x buradan 1 eksi sin y olur. Yani f'in tersi x 1 eksi sin x oldu. Sonra aynı şeyi arc sin x eksi 1'de de yapalım. At öbür tarafa sin y olarak geçer. Şimdi x'i yalnız bırak. Sin y artı 1 eşittir x olur. Böylece f şey g'ydi bu. g'nin tersi x sin x artı 1 oldu. Bunları şimdi çarparsak 2 kare farkından 1 eksi sin kare x 4 bölü 9 arkadaşlar. Buradan da sin kare x eşittir. 5 ee, bölü 9 oldu. Şimdi sin x arkadaşlar kök 5 bölü 3 veya eksi kök 5 bölü 3. Zaten işaretten ziyade burada e, rasyonel sayı mı değil mi ona bakacağız. Tam sayı mı değil mi ona bakacağız pardon. Şimdi sekant x hemen dik üçgeni çiziyorum. Buraya x diyorum. Buraya kök 5. Buraya 3. 9'dan 5 çıkarsa 4. Pisagordan 2 geldi burası haliyle sekant x ne demektir? 1 bölü cos x. Bu da 3 bölü 2. 2 ile çarpınca güzel. Bu tam sayı geldi ilkinde hemen yakaladık. Kök 5 tan x demiş. Tan x arkadaşlar kök 5 bölü 2. Eğer rasyonel sayı mı deseydi evet doğruydu ama tam sayı dediği için olmadı. Sin x arkadaşlar zaten o direkt kök 5 bölü 3 olduğu için buradan 2 kök 5 geliyor. Bu da tam sayı değil. A şıkkı. Arkadaşlar burada şuna bakalım. Buraya bir x diyelim. Bakın şimdi. Burası sarı şu açı 90 eksi x doğru mu? Ben burada size şunu söyleyeceğim. Şimdi ab üssü ad'ye eşit. Buralarda 90 90 olduğuna göre mecburen Pisagor'dan dkkb üssüne eşit olur değil mi? Bunun bize katkısı ne? Bakın şuraya y dersem açı ortaya olur. Burası da y olur. O zaman şöyle bir hamle yapacağım tanjant 2'ye eşittir tanjant 90 eksi x. Yani 2'ye gördüğüm yere 90 eksi x yazdım. Bu da ne demek? Kotanjant x. Kotanjant x o zaman ters çevirirsek 8 bölü 15. Yarım açılarda özel üçgen gelirse yarım açı formülü yerine arkadaşlar şu daha mantıklıydı biliyorsunuz. Dik üçgeni çizmek. Burası tanjant 2 2'ye 8, 15, 17. Şöyle bir ikizkenar üçgen y, y diyoruz. Burası da 17 olduğundan bak ne güzel tanjant y 8 bölü 32 oluyor 1 bölü 4 oluyor. Bunu neden yaptım? İşte bakın buraya k dersem işte ad 4k olur. Bu karenin alanı 16k kare eşittir 144'ten k 3 gelir. k 3 gelince bu kenar 3 artık bu kenar 12. 3 çarpı 12 bölü 2'den bu alan 18 bu alanda 18 36 olur e şıkkı gibi görünüyor ama aslında burada bir fark formülü var arkadaşlar. Bakın 2 tan 2x ve 2 tan x'e odaklanın. Bunları yan yana yapalım. 2 tan 2x eksi 2 tan x. Diğerini de öbür tarafa atıyorum. 1 artı tan x çarpı tan 2x diye. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı 1 artı tan x çarpı tan 2x'e bölüyorum. Burayı da tabii doğal olarak bölmüş oluyorum. Şunlar gitti burası 1 oldu. Bakın. 2 parantezinde burası tan 2x eksi tan x olmayacak mı? Şurası zaten tan 2x eksi tan x yani 2 çarpı tan 2x eksi x'in formülü şurası. Bu da 1 olduğuna göre tan x eşittir 1 bölü 2 geldi. Tan x 1 bölü 2 ise arkadaşlar x bir alfa dar açısıdır. 180K diyelim. Alfa mesela uydurup değer veriyorum. Önemli değil. Yani maksat orada bir dar açı olsun yeter ki. Alfa mesela 20 derece olsun tamam mı? O zaman 0 ile 720 arasında ne olacak? 1. K'ya 0 ya verirsin 20 olur. E, K'ya 180 verirsin. işte 20 artı 180'den bir tane olur. 2 verirsin 20 artı 360. 3 verirsin 20 artı 540. 4 verirsin 20 artı 720 olur. Bu fazla geldi olmadı. 1, 2, 3, 4 tane kök geldi D şıkkı. Arkadaşlar şimdi zaten gıcık soru tamam mı? Burada o yüzden parça parça yapalım. Şimdi buranın alanı 2 çarpı 4 bölü 2'den 4. Sonra arkadaşlar şurasının tabanı bakın 1. Yüksekliğe dikkat. Yüksekliği nereden bulacağız? İşte burası 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 1 bölü 2'den şu bölgenin alanı 2 geldi. Şimdi bu bölgenin alanını bulayım arkadaşlar. Bu bölge zaten bir dikdörtgen. 1, 2, 3, 4, 5 kareden oluşuyor. O da 5 oldu. Adım adım yazayım ki bunları unutmayalım. 2, 4, 5. Şu ufak bir dik üçgen. Bir kenarı 1, bir, kenarı 2. 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 oldu arkadaşlar. Şimdi hesaplamam gereken neresi kaldı? Şunlar kaldı değil mi? Ona da bir bakalım neymiş? Orası biraz daha gıcık olduğu için şöyle yapacağım arkadaşlar. Şu bölgenin alanını hesaplayacağım. Şuranın alanını 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karenin alanı 16 olacak. 16'dan şu iki tane dikdörtgeni çıkarırsak 2. Şöyle bu yarım dikdörtgeni çıkarırsak 1. Sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 olduğu için 4 çarpı 3 bölü 2'den bu üçgenin alanı 6. Ve şu üçgenin alanı da 2 çarpı 3 bölü 2'den 3. Böylece burası da e, 3, 3 daha 6, 6 daha 12. 4 birim kareymiş arkadaşlar. Toplama bakalım o zaman. 4 artı 4 artı 5 artı 2 artı 1 geldi. 8 burası. Burası da 8 oldu. Toplamda 16 C şıkkı. Çalışacağız şimdi. E, bir kenarına A diyelim. Şu mavi bölgeyi çıkarmam lazım değil mi sarı bölgeden iki tane mavi bölgeyi çıkaracağız. Onu nasıl bulacağız Tabii ki daire bakın böyle çevrel çemberi olduğu için bu düzgün altıgenin Burası bir 60 derece buralarda Aa olur. O zaman a kare pi bölü 6 eksi a kare kök 3 bölü 4'tür arkadaşlar bu beyaz bölgeyi çıkarınca işte size mavi bölge kalıyor. Bundan kaç tane var? 2 tane var. O zaman a kare pi bölü 3 eksi a kare kök 3 bölü 2 oldu. Bizden ist daha doğrusu bizden istenen demeyeyim de bu mavi bölgeyi çıkarmamız gereken kısım. Şimdi sarı bölge arkadaşlar neye, nereye eşit? Tüm düzgün altgenin alanına yani a kare kök 3 bölü 4'ten 6 tane eksi neyi çıkaracağız? Burayı çıkaracağız. O zaman eksi a kare pi bölü 3 Eksi eksiden artı a kare kök 3 bölü 2. Burada bunlar sadeleşsin. 3 bölü 2 olsun arkadaşlar. Böylece 3 a kare a kare daha 4 a kare kök 3 bölü 2. Buradan da 2 a kare kök 3 eksi a kare pi bölü 3 neyi eşitmiş? 72 kök 3 eksi 12 pi'ye. O zaman arkadaşlar a buradan 6 geldi. A6 olduğuna göre bir kenar 6 artık 1, 2, 3, 4 çevrenin önce kolay kısmını yaptım. 6 çarpı 4, 24 bir de bana neresi lazım şimdi? Şu yay kısmı. O yay kısmı da nedir arkadaşlar? Yarı çapı 6 olan dairenin 60 derecelik yay kısmı. O zaman 12 pi böyle 6'dan 2 tane var. Buradan dolayı 24 artı 4 pi oldu. Hangi şık oluyor? D şıkkı. Realitik düzlemde bir çizelim sonra zaten taşıyacağız. Klasik yöntemle yapacağız. Şöyle şuraya yapayım hatta. Bakın şimdi merkezi bunun nasıl anlaşılır? Hatırlıyor musunuz? 1-d bölü 2-e bölü 2 o şekilde yapabiliriz. Bir de tam kareye tamamlayın. x artı 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi buradan 9 buradan 4 geliyor ama burada eksi 12 var. O zaman 13'e eksi 12 yapmak için 25 çıkarmalıyım. Öbür tarafa attım küçüktür 25 oldu tamam mı? Sonra buranın merkezi böylece eksi 3'e 2 geldi. Eksi 3'e 2 merkezli yarıçapı da 5 olan şöyle bir çember. Diğerine baktığımız zaman x eksi 1'in karesi artı y artı 1'in karesi. Buradan 1 geldi buradan 1 geldi. Eksi 23 yapmak için 25 çıkarmalıyım. Attım öbür tarafa 25 oldu. Bunun merkezi de arkadaşlar böyle 1'e 1. Bir. Bu da şöyle bir çember. Şimdi ikisinin de iç bölgesi olacak çünkü küçüktür demek iç bölge. O zaman ikisinin de ortak bölgesi sarıya boyanıyormuş. Yani şurası arkadaşlar böyle sarıya boyanmış. Şimdi artık ben onu analitik düzlemden çıkarayım, Normal yapalım. Daha iyi görelim yani büyük bir şekilde. Şimdi bir çember böyle, diğer çemberde böyle. Birinin merkezi çok da abartmayalım gerçi. Şöyle yapalım. Şimdi birinin merkezi arkadaşlar kaç verilmişti eksi 3'e 2. Diğerinin merkezi kaç verilmişti yarıçap burada 5, bunun da 5 ve e, diğerinin merkezi de eksi 1'e 1'di. Bunların aralarındaki uzaklığı bulursak eksi 3, şurası 1'e e eksi 1. Pardon affedersiniz Böylece eksi 3 eksi 1'in karesi artı 2 eksi eksi 1'den 3'ün karesi 9, 16, 25. Yarıçaplar arası, merkezler arası uzaklıkta 5 oldu. Şimdi güzel bir durum. Bakın arkadaşlar, ortak şu sarı bölgeyi bulacağız ya bu bölgeyi. Şimdi burası arkadaşlar aslında eş çemberler olunca iki tane eşit bölgedir. Burası da S'tir, burası da S'tir. O zaman bunun bize katkısı şöyle oldu. 5 5 5. Burası 60 derece, burası da 60 derece. Ben Şöyle bir tane mavi bölgeyi bulurum. 2 ile çarparım. Ve onun yarı çapı 5 olduğu için 25 pi bölü 3 eksi bu 120 derecelik üçgen. O da nedir? 5 çarpı 5 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2. Bundan 2 tane var arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden 50 pi bölü 3 eksi 50 kök 3 bölü 4 olduğundan e şıkkı oldu. Neden 2 ile çarptım? Çünkü arkadaşlar 2 tane şöyle rengi değiştireyim bir. Şöyle iki tane birbirinin aynısı bölge var. Eş çember olmasalardı bunlar tabii ki aynı bölge olmayacaktı. Burada arkadaşlar akrep ve yel birbirine eşit demiş ona göre. Dikkat edin normalde daha kısa daha uzun olur ama burada öyle bir bilgi vermiş. Böylece burası 8 birim. Şuraya A dersen burası da A olur. B noktası 16'ya 0 olduğu için bak burası 16 eksi A geldi. Pisagor 8'in karesi 16 eksi a'nın karesi eşittir a kare. Tabii bence önce bir özel üçgen yapalım. Olmazsa Pisagor yaparız. Buradan da a kaç geldi? 10. 6, 8, 10 üçgeninden dolayı. Şimdi artık bunu normal bence analitik düzlemde e, gördük zaten. Doğrunun denklemini yazalım. Doğrunun eğimi tanjant alfa 4 bölü 3, 8 bölü 6'dan dolayı. Ancak sola yatık doğrunun eğimi nedir? Eksidir. Bu yüzden eksi 4 bölü 3x artı ne? Neyi nereden bulacağım? 0'a 8'den geçtiği için x'i e 0 ver. Y'si 8. Böylece n de 8 oldu. Demek ki doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 4 bölü 3 x artı neymiş arkadaşlar? Buna dik olan doğru orta dikme ya. Buna dik olan doğrunun eğimi ne olur? Eğimler çarpımının eksi 1 olması için 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4 x artı k diyelim ona da. Ve arkadaşlar bunun orta dikme doğrusu ortasından geçer. Bir noktası 0'a 8 malum A, A noktası. Bir noktası da arkadaşlar C noktası 6'ya 0. Burası böylece ne oldu? E, ee, 3 bölü 3'e 4 olmuş oldu. Yerine yazalım. Y eşittir 4. X eşittir 3. 9 bölü 4 artı K. K buradan 7 bölü 4 geldi arkadaşlar. Y eşittir 3 bölü 4 X artı 7 bölü 4 olmuş oldu. Böylece bu doğrunun denklemi tabi şıklarda bizim bulduğumuz gibi yok. O yüzden ne yapacağız? Payda eşitleyip hepsini öbür tarafa atacağız. 4y eksi 3x eksi 7 eşittir. 0 oldu payda eşitleyince a şıkkı. Büyüteyim daha iyi görün arkadaşlar. Bakın şimdi. L 8 eksi 2 verilmiş. K 7. Şöyle L'den bir dikindirdiğim zaman K'dan da bir dikindirdiğimde bu karşı kenar PT diyelim. PT de 7 birim değil mi? TL'ye 1 kaldı şimdi. L'nin apsisinin 8 olması için. Sonra arkadaşlar. Bakın alfa dersem, beta dersem. L noktasının ordinatı ne verilmişti bize? 2 değil mi? Burası o zaman 2 birim oldu. Ve böylece artık ne söylemiş olacağız? KT de 2. Şöyle tanjant alfa desek. Tanjant alfa arkadaşlar 1 bölü 2 oldu. Bunun bize katkısı 8 birim. O zaman arkadaşlar 1 bölü 2 olması için PM 4 olur. Yine şuraya alfa dersek tanjant alfanın yine 1 bölü 2 olması için NO'da 3 geldi. 3, 6, 3 kök 5 oldu NM uzunluğu. Doğrunun simetriğini alırken özel doğrulara göre yapacağınız şey üzerinde bir x'y belirleyip onun simetriğini alıp sonra denklemde yerine yazmaktır. Bakın şimdi. x, y noktasının x eksenine göre simetriği nedir arkadaşlar? x eksi y'dir. Doğru mu? Bakın böyle bakın. x eksenine göre simetriğinde apsis aynı kalır ordinat işaret değiştirir. Bu yüzden 3x artı 2y eksi 12 eşittir 0 oldu. Gelelim şimdi 3x artı 4y eksi 24 eşittir 0'ın x eşittir 2'ye göre simetriği. Bir xy noktasının x eşittir 2'ye göre simetriğinde şöyle dik ve eşit uzaklık olacak. Burada ordinat yine değişmez. Şöyle bir absiste m olsun. m ile x'in toplamının tam yarısı 2 olacak gördüğünüz gibi. Çünkü x eşittir 2 doğrusu bunların tam ortasında. Bu yüzden m 4 eksi x olur. y zaten değişmiyor çünkü sağ veya sola katlamada ordinat değişmez. Bu yüzden x gördüğüm yere 4 eksi x yazıyorum. Artı 4 y eksi 24 eşittir sıfırdan. Buradan da eksi 3 x artı 4 y eksi 12 eşittir sıfır doğrusu oldu. Şimdi analitik düzlemde bunları bir çizelim bakalım. E şöyle bir doğru şey analitik düzlem çizeyim. Birinci doğrumuz buydu. X'e sıfır verdim. Y'si 6'dan geçiyor. Y'ye sıfır verdim x arkadaşlar burada e, kaçtan geçmiş oluyor? 4'ten geçmiş oluyor böyle bir doğru. Sonra y'ye 0 verdim. x burada arkadaşlar -4'ten geçiyor. x'e 0 verdim, y'si 3'ten geçiyor. Böyle bir doğru oldu. Bu iki doğru arasında kalan ve y eksen arasında kalan bölge burasıdır arkadaşlar. Ve o yüzden ne yapmam gerekiyor? Şöyle büyüteyim. Benim bu İki nokta arasındaki uzaklığı zaten 3'ten ve 6'dan geçtiği için biliyorum. 3 birim bana buradaki yükseklik lazım. O yükseklikte kesim noktasının apsisi. O zaman bunları ortak çözelim. Bakalım neydi? Birisi eksi 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0. Diğeri neydi? 3x artı 2y eksi 12 eşittir 0. Taraf tarafa toplarsam 6y eşittir 24. Y 4 gelir. Y'yi yerine yazarsak arkadaşlar x de buradan 4 bölü 3 gelir. O zaman artık yükseklik 4 bölü 3 taban 3 bölü 2'den üçgenin alanı 2 geldi A şıkkı. Atladığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ana şekilde. Direkt BC'nin üzerine oturmuş AD kenarı. O zaman ne olmalı? Tabii ki bunlar birbirine eşit olmalı değil mi? AK ile KB. Sonra burası 3k olduğuna göre 3k olduğuna göre demeyeyim kendim söyleyeyim. Burası 3k olsun. Burası da 5k olsun. Şimdi katlayınca zaten BD yine 3k ya. Burada arkadaşlar tabii ki alanlar oranı tabanlar oranı yapmak için şöyle üçgene bölüyorum. Orta tabandan dolayı 3k, 5k, 8k, yarısı 4k. O zaman bir yamukta yükseklikleri aynı olduğu için Şuradaki KBL üçgeninin alanı 4 s ise BD üstü L'nin alanı arkadaşlar 3S olur. Ve buradan yararlanarak artık yine altta BDL ve LCD üçgeninde 3K'ya 2K kalacağı için 3S'e 2S. Toplamda o zaman burası 7S oldu. Burası 2S, 7 bölü 2 D şıkkı. Kolay bir çizim sorusu arkadaşlar bu aslında. Bakın şöyle bir koni çizeceğiz sadece. Taban çapı CD, tepe noktası A, çap üzerinde diyor CD doğrusu çaptır malum. Çap üzerinde orta nokta olan B nedir? Merkez. A'dan da B'ye indirdiğiniz zaman AB ile BD eşit olacak diyor. Demek ki yükseklik arkadaşlar yarı çapı eşitmiş. RR diyelim. O zaman tabii ki ana doğru R kök 2 olur. Ana doğruyu da bize 6 verdiği için yarı çap 3 kök 2 geldi. Hacim, hacim pi r kare h bölü 3 olduğu için pi 18 çarpı 3 kök 2 bölü 3'ten 18 kök 2 d